Herkese merhaba, ben AlivingGames.com'un Evrim. Bugün size Kartok Online'ın ilk bakışını çekeceğim. Ben tutorial modunu geçtim. Karakterimi yarattım. Karakter demeyeyim. Gemi diyeyim ben. Atak üzerine bir gemi seçtim. Destroyer isimli gemiyi seçtim. Şu anda tutorial modu bitti. Bir de görev yapmış bulundum. Bu alandayken isterseniz... Aha bak bak bak. Bir skill açtım altta. Skill'i görüyorsunuz Q'da şu anda. Bir tane açabildim. O kadar level vardı. Onu da şöyle vurayım. Ha, vuramadım. Geçmiş olsun. Onun da bir 20 saniye falan cooldown'u var. 20 saniyede bir kullanabiliyorum. Ne yazık ki. Bu şekilde tatlı bir town'umuz var, kasabamız var. Bak adam 15 level olmuş. Uğraşmış, didinmiş. Kartuga genel olarak çok tatlı bir oyun. Ücretsiz ve browser üzerinden oynanılabiliyor. Şunu bir kabul edelim. Hem günde 1-2 saat ya da yarım saat oynayan oyuncular için hem de sabah akşam oynayan oyuncular için uygun bir oyun. Bence en güzel tarafı bu. Grafiksel olarak çok bir şey vermesine gerek yok ki, vermiyor da zaten. Ki gerek de yok dediğim gibi. Geminizi upgrade edebiliyorsunuz. Farklı farklı skill'ler var. Bu skill'leri bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Çok eğlenceli duruyor. VASD ile geminizi kontrol ediyorsunuz. İşte şu şekilde ateş ediyorsunuz. Mesela ateş ettiniz. Şu fare imlecine dikkatli bakarsanız ateş ettikten sonra önce kırmızı oluyor. Sonra sarıya dönüyor. Sonra yeşil oluyor. Kırmızıdayken ateş edemiyorsunuz tekrardan. Sarıdayken ateş ettiğinizde ateş ediyor ama normal atış gücünüzün yarısı kadar bir, yani normalde 10 tane top atıyorsanız 5 tane top atıyor. Yeşildeyken yine full gücünde oluyor. Onu mesela iyi ayarlamanız gerekiyor. Sadece sağ ve sol atabiliyorsunuz en azından bu gemide. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Konumunuzu iyi ayarlamanız gerekiyor. Yani dövüşlerde taktiksel oynamanız gerekiyor. Biraz alışmış olmak gerekiyor. Burada niye buradan birden değişmiş derken düzeldi. Evet, çok güzel. Ben şimdi görevime bakacağım. Görevim şu aşağıda benim. Oraya doğru gidiyorum. Açık denizlere yol alıyorum. Şöyle burayı şöyle bir tane bulmuşken. Evet, ona bir de skill attım. Bir tane öldürdüm. Güzel bir şekilde işin içinden çıktım. Şöyle gideyim. Bu arada çantamı gösterebilirim size. Ben iki tane, ne denir buna? İki tane işte çalışan, tam ismini unuttum şimdi. Kişi çalıştırıyorum diyeyim. Ha, mürettebat. Ha, evet, abi dilim ucunda söylemedim. Mürettebatım var iki tane. Buradan mesela mermimi seçebiliyorum. Atacağım mermiyi seçebiliyorum. Mesela işte tabanca mı? Yani tabanca derken bu gun şey oluyor. Topu oluyor. Yanlara koyulan top oluyor. Onu değiştirebiliyorum. Mesela bu daha güzelmiş. Damage artı 10 diyor. Bu damage artı 5 diyor. Bu da critical hit'e bayağı veriyormuş ama neyse, bu zaten bitecek. Ben şöyle yapayım. Şu şekilde. Şuraya girelim. Görevimiz varmış madem burada. Evet, ben geldim. Skill ağacını da şöyle göstereyim bu arada. Ben bu skill'i açtım. Daha güzel. Bu şekilde istediğim alana direkt, hani normalde sağıma ve soluma ateş edebiliyorum ama bunun sayesinde istediğim her alana atabiliyorum. O yüzden bu skill'i tercih ettim. Şuradan bir çıkalım. Görevimiz arkada kaldı. Ateş açtı şey, hıyar herif. Şöyle gidelim. Şu gemi tank gemiydi herhalde. İsmini tam olarak hatırlamıyorum ama defans üzerine olan gemi. Biraz daha tok duruyor böyle, toplu duruyor. Benimki atak üzerine bir gemi. Daha farklı duruyor böyle, biraz daha ince. Ben ne yapacağım şimdi? Hadi bakalım. Buralardan. Aha, vurdum.
Bir tane vurduk. Bir tane daha şunu da indirirsem iyi olacak. Dur kaseye mi atayım? Skill'i yedik, atardık kase. Neyse. Bir tane daha çıkar herhalde buradan. Of. Oo, boss musun sen be? Girdim valla. Of, hiç canı gitmedi ha. Oo! Gel buraya gel. Kaçtı ve resmen. Onu da öldürdüm. Şu görevi gidip vereyim. Buradan bir şey mi düştü? Bu da komut sistemi bu arada. Sağ tuşla alıyorsunuz. Vay! 45 altın geldi. Süpermiş. Güzel güzel. Bunlar hep güzel. Gemimize farklı upgrade'ler de yapabiliyoruz da onları town'a dönünce göstereceğim. Gerçi buradan da giriliyordur belki ama emin de değilim yani. Herhalde upgrade town'dan yapılıyordur. Gemi geri gitmiyor. En azından benim gemim geri gitmiyor. Ve olduğu yerde dönmüyor. Evet. Dönüyor mu? Yok, olduğu yerde dönmüyor ve geriye gitmiyor. Bu şekilde gemi upgrade'lerini görebiliyoruz. Farklı farklı işte. Her türlü yönden geminizi upgrade edebiliyorsunuz. Burada mesela toplar var. İşte farklı farklı toplar takabiliyorsunuz da. Tabii bunlar benim için şu anda çok erken. Burada da mürettebatlar var. Bende bunlardan var. Vay! Mürettebatların da şeyleri var. Sınıfları var. Dediğim gibi tahmin ettiğimden de ayrıntılı bir oyun aslında. Ben neredeyim? Ben... Nereye gideceğim? Oo, aşağıya gideceğim. Benim rotam burası. İskele alabanda! Nın tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum ama. Uzak yolculuğa gidince öyle bir şey diyesim geldi. Buradan aslında birkaç upgrade yapabilsek iyiydi de daha seviye 2 olunca işte buraya hiç giremiyorum. Ne yazık ki. Skill'lere de valla şuna verdim ama diğerlerini de aşırı derecede merak ediyorum. Aslında her şeyi merak ediyorum. Genel olarak da zaten Kartuga oynanılabilir bir oyun. Hani ben açıkçası tavsiye ederim. Of. Ay görünmez gemi. Valla kaçarım. Oha. Oha. Öküz gibi vurdu be. Kaç evrim kaç. Gel lan buraya. Kaç, kaçmayacağım lan. Of. Kaçsam da olurmuş yani ha. Bu da mı bana vuracak şimdi? Ben. Ay patladı gemim hep. Ay. Ha dur şuradan doğayım. Ha ne güzel. Şak diye doğdu gemi. Ya görevimiz var diye gittik yani. Yoksa sizde işimiz yok. Bana bir yardım etsin şuradaki abiler. O ne oldu, ben ona kafa tutmasaydım da iyiydi yani. PvP mi istiyorsun? Ne ya, amacın ne ya? PvP gönderemiyoruz. Daha seviye erken herhalde. PvP için. Oyun da bu arada da beta sürecinde yani beta key olmadan ne yazık ki oynayamıyorsunuz. Beta key'i de ben bulmadım. O yüzden bana sormazsanız da sevinirim. Ben de şu anda Eren'in hesabından oynuyorum. Biraz daha hızlı gidebilirmiş bu gemim. Tabii bunun için geliştirme yapmam gerekecek galiba. Joran'ı... Aha burada. Aa seni öldürürsen bitiyor iş. Of. Of. O ne yaptı arkaya? Bir şey bıraktı o. Evet ben şimdi şu farem lejindeki... Aha öldürdüm. Ne oldu? Ne oldu? Acayip katliam yaptım ha. Bu
Buradan bir de sağ çıkarsam ki o çok zor. Evet, canım yavaşça doluyor. Güzel bir şey bu. Nereye gidiyoruz? O. Şu şöyle gideceğiz. Bu görevler böyle bayağı uzayacak herhalde. Ben öyle anladım. Aha, bir tane daha skill geldi. Dur bakayım, buna vermeyelim. Hangisi daha iyi? Bu büyük ihtimalle seri seri atıyor. Ben bunu alacağım ya. Çok vursun abi. Aha. Eski. Neymiş ki bu? Ne oldu bu? Ay, hiç sevmediğim skill. Oha. Öküz gibi reload hızı verdi be. Güzelmiş yani. Vallahi iyi skill seçtim. Gerçekten. Tebrik ediyorum kendimi. Aha. Gunner geldi. Vay be. Çok güzel. Bir sürü mürettebatım oldu ha. Of. Ateşli top geldi. Abi bu neyi takılsan sen de ha. Ha. Vay. Bunu buraya taktım. Bunların mesela ikisi de aynı şeyi vermeyebiliyor. Vay, çok güzelmiş. Dur sen git o zaman. Bunu takalım. Seni satalım seni. Sen artık eskidin tabii ki. Burada daha farklı bir topum var. Bu ikinci boşlukta açılırsa hızlı bir şekilde toplarımı değiştirebiliyorum. Ama şu anda kapalı ne yazık ki. Vay be. Hay, bir tane düşman bulayım da şimdi şuradan. Hem iki tane skill var. Direkt öldürürüm ha. O ne? Ha. Şeyin yanına gideyim. Dur. Of. Ay. Mayı mı koymuşlar ya? Şu büyük şeyin yanına gideceğim şimdi. Paramparça edeceğim onu. Dur geliyorum. Bekle dur. Merchant sen küçüksün. O değil de bu toptan 40 tane var. O büyük sıkıntı. Yani 40 çok az tabii ki. Zaten bir atışta 5-10 tane falan atıyor. 40 az yani. O işi nasıl yapalım? Şu buralarda bir yerlerdeydi diye hatırlıyorum. O daha demin beni öldüren şeyler. Öldürdünüz mü? Ne yaptınız? Aha. Ay nasıl hemen ateş açtı be? Yani hiç top harcayamam. Vay 88 oldu. Ben yanlış bir şey yapıyorum. Yanlışı görmüşüm demek ki daha demin. Şu anda 80 tane kaldı. 40 falan demiştim galiba. Evet, döndüm çünkü şurada bir şey gördüm. Ha. Yön işareti mi? Ay. Şuraya gideyim belki bir şey olur. Ha. Diğer şeye geçtim. Diğer haritaya geçtim. Tamam. Şöyle güçlü bir yaratık, böyle güçlü bir gemi patlatmak istiyorum böyle. İçinden ganimet düşsün. Ne bileyim deniz yaratığı da olur mesela böyle bir balina. Kan deniziymiş burası şimdi gittiğimiz yer. Kan denizi. Burada kuru kafa çok alakasız değil mi korsanlıkta? Ha, burası da yine diğer haritaya geçiş yeri. Çok güzel. Bakayım buradaki adamlar kaç level? 10 level. Bu 9 level. Evet ben kaç level'ım? 3 level'ım. Büyük ihtimalle ilk beni gören gemi patlatacak. Ama olsun, varımı yoğumu ortaya koyarak bütün varlığımla çatışacağım son mürettebatıma kadar. Şuralardan bir gemi bulursak geliyor. Vallahi ecelim geliyor. Bu ne bu? Oyuncu mu bu? Balık mı burada var burada? Of, 10 level be. Aha öldürüyorum ya. Vallahi öldürdüm ha. Aho! Aho! Öldürdüm. Ama şimdi skiller yok tabi. Bu da bir sıkıntı benim için. Dur. İki kişi oldular. Bir dakika. Of be. Onu bile öldürdüm ha. Neyse. 3 level'la 10 level'ların arasına girdim. Ha, şuraya gideyim. Şurada bir town var galiba. Niye geç yükleniyor ki? Geç yüklenmese iyiydi.
İlk defa geldiğim bir harita olduğu için mi acaba? Bilmiyorum ama geç yüklenmesi iyi değil. Ya burası tabanlı bir oyunda böyle sıkıntılar olacaktır ama bu biraz fazla gibi geldi bana. Hala gelmedi çünkü. Benim mi internetim yavaş nedir? Evet. Bakalım son upgrade'lerimize. Bak. Bu 42 veriyor. Bu 44 artık şey veriyor. Bunu hemen takalım tabii ki. Ne yaptık? Takamadık. Evet. Ha pardon. Eksi 4 North sizin takılı olanla kıyaslıyor onu. Ben onu yanlış anladım. Evet. Bu ilk bakışta böyle bitirebiliriz. Bu arada evler yeni gelmeye başladı. Çok güzel ya harbiden. O kadar öldük lan seni falan dermişim şimdi böyle. Browser tabanlı oyunları seven oyuncular şu son zamanlarda çok şanslı. City of Steam çıktı. Basket Dudes güzel bir oyun yine. Bu çıktı. Kartuga çıktı. Dragon's Egg. Bunların hepsi güzel oyunlar. Browser tabanlı oyunları sevenler için gerçekten iyi bir dönemdeyiz şu anda. İyi dönemlerdeyiz. İyi oyunlar çıkıyor. Kaliteli yapımlar çıkıyor. Kartuga da güzel bir oyun yine. Vaktiniz varsa mutlaka deneyin derim. Ben Evrim Aydan. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.